Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Olgun Kulacı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, kıymetli arkadaşlarım, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Evet, okul öncesi dönem insan hayatındaki en önemli dönemlerden bir tanesidir. İnsan hayatının temellerinin atıldığı dönemdir. Evet, hayatımızdaki değişimin ve gelişimin en hızlı olduğu dönem bu dönemdir. Evet, kişiliğimizin belirlendiği, fiziksel özelliklerimizin, bireysel özelliklerimizin filizlenmeye başladığı bu dönem belki bu nedenden dolayı hayatımızdaki en önemli dönemlerden bir tanesidir. Kolay olmuyor. Evet. Bu dönem tabii çok incelenmiş, çok araştırılmış bir dönem. Ama biz satrançlar için bu dönemin iki tane temel özelliği çok daha önem kazanmaktadır. Bunlardan bir tanesi, birincisi, bu dönemde öğrenme hızı son derece fazladır. Yani insan hayatında öğrenme hızının en fazla olduğu dönem bu dönemdir. Bir örnek vermek gerekirse 5 yaşındaki bir çocuk 4000 kelimeyi anlamlandırarak bu dönemde öğrenebiliyor. Belki hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar fazla ve hızlı bir öğrenme dönemi olmuyor. Bu nedenle öğrenmenin çok hızlı olması nedeniyle çocuklarımızın da satranç öğrenmemesi için hiçbir engel yok. Eğer bir çocuk satrancı ne zaman öğrenmeli diye bir soru sorulursa en uygun zamanın okul öncesi dönem olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bu dönemin ikinci bir özelliği daha var. Evet, bu dönem insanlarda yetenek gelişiminin de aynı zamanda en hızlı olduğu dönemdir. Biliyorsunuz yetenek her dönemde gelişebilir. Her dönemde gelişebilir ama en hızlı geliştiği dönem bu 4 ile 6 yaş o dönemidir. Evet, bir çocuğun bir sanat veya bir spor dalına olan yatkınlığı bu dönemde alacağı eğitimle ilgilidir. Biz şunu biliyoruz ki satrançla yetenek arasında doğrudan bir ilişki var. Bir kişi, bir çocuk çalışarak üst seviyelere yükselebilir. Ama bu kişinin satranç alanında yeteneği yoksa o zirveye uzanan yolun bir yerlerinde takılıp kalır. Yani üst düzey başarı ancak satrançta yetenekli kişilere aittir. Dolayısıyla bir satranççının bu dönemde alacağı eğitim, satranç eğitimi onun sonraki başarısı için çok belirleyici bir etkendir. Evet. Evet, satranç başarısında yeteneğin önemi açıktır. Evet. Şimdi dedim ki bu dönemde öğrenme hızı çok fazladır. Yeteneğin gelişimi çok hızlıdır. Dolayısıyla bir çocuğun satranç öğrenmesi için en ideal zaman, en doğru zaman okul öncesi dönemdir. Yani bir çocuğa eğer satranç öğreteceksek, ondan üst düzey bir verim elde etmek istiyorsak, çocuğun satrançta buluşma zamanı okul öncesi dönemdir. Yalnız bunun sadece doğru zamanda olması yetmez, aynı zamanda doğru yöntemle de verilmesi gerekiyor. Yani hem doğru zamanda yapılması gerekiyor bu eğitimin, hem de doğru yöntemle yapılması gerekiyor. Şimdi izin verirseniz, ben bu doğru yöntemin nasıl olması gerektiği konusunda düşüncelerimi izah etmeye çalışacağım. Evet, dediğim gibi bir yöntemle yapılması gerekiyor. Bir sistem dahilinde, bir plan dahilinde yapılması gerekiyor. Bu planın 3 ana unsuru gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olmazsa olmazı okul öncesi satranç öğretimine yönelik bir öğretim programı. Eski tabirle müfredat hazırlanması gerekiyor. Evet. Diğer dallarını ise öğretmenlere yönelik çalışmalar, diğerini ise öğrencilere yönelik çalışmalar gerekiyor. Ama en önemlisi öğretim programı olduğu için bunun üzerinde biraz durmam da gerekiyor. Evet, okul öncesi satranç öğretim programı. Evet, öğretim programı dediğimiz zaman önce şu aklımıza gelmesi gerekiyor.
satrançta hangi konuların, hangi sırayla, hangi derinlikte, hangi yöntemlerle ve hangi etkinliklerle verileceği satranç öğretim programında mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Öğretim programı, öğretim sürecini, oyunlar, masallar, okul öncesi olduğu için bunlar mutlaka gerekiyor. Oyunlar, masallar, şiirler, şarkılarla eğlenceli hale getirilmeli. Öğretim süreci oyun havası içinde devam ettirilmelidir. Bu okul öncesi çocuk eğitiminde çok çok daha önemli. Ayrıca animasyonlar ve videolardan da yararlanılmalıdır. Evet, bu pek slayt gözükmüyor ama ben okul öncesi dönemine yönelik olarak 12 tane temel konuyu belirledim. Bu 12 temel konudan bir tanesi ve ikincisi satranç tahtasını tanıyalım. Burada görüyorsunuz, bakın bir tane şey var, hikaye var, video var, animasyon var, satranç tahtasının yerleştirilmesi oyunu var, yani oyun da var. Ondan sonra bir etkinlik var, satranç tahtasını boyayalım. Yani hem oyun var hem etkinlik var. Bu şekilde oyun havası içinde bu eğitimi sürdürmek gerekiyor. Evet, öğretmen isterse bu videoları doğrudan öğrencilere de gösterebilir. İsterse kendisi izler, kendi anlatımıyla, kendi tarzıyla da öğrencilere sunabilir. Evet. Şimdi okul öncesi dönemin bir özelliği daha var. Okul öncesi dönem dediğimiz zaman 0 ile 6 yaş grubu diyoruz. Ama bu dönemin çok uzun bir dönem. Çünkü gene biz biliyoruz ki insan hayatındaki gelişimin ve değişimin en hızlı olduğu dönem. Dolayısıyla biz bu dönemi tek bir dönem olarak ele almamız mümkün değil. Bizim bu açıdan öncelikli hedefimiz 48 ay ile 66 ay olmalıdır. Yani 48 ay ile 66 ay bizim öncelikli hedef kitlemiz olmalıdır. Bu aynı zamanda bizim eğitim sistemimize de uygundur. Anaokulu çocuğuna denk gelmektedir. Çünkü bu ileride milli eğitimle de mutlaka entegre olması gerekiyor. Evet. Gene bu döneme ait çocukların özelliklerini çok iyi biliyoruz. Bu dönem çocukların fiziksel özelliklerini biliyoruz, psikolojik özelliklerini biliyoruz, dil gelişimlerini biliyoruz, sosyal gelişimlerini biliyoruz, öz bakım becerilerini biliyoruz. Yani bu konu uzmanlar tarafından çok iyi incelenmiş bir konu. Ama biz de öğretim programını yaparken mutlaka ve mutlaka bu çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Yani gelişim özelliklerine uymayan bir programın kullanılırlığı, yürütülebilmesi pek mümkün değil. Yani bu yaş grubundaki çocukların biz neler yapabileceklerini ve neler yapamayacaklarını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla öğretim programını buna uygun olarak yapmamız gerekiyor. Evet, bununla ilgili iki tane örnek vermek istiyorum. Bu yaştaki çocuklar rakamları çok iyi tanıyorlar. Yani bir de onun arasındaki rakamları çok iyi tanıyorlar. Ama harfleri tanımakta o kadar iyi değiller. Harfleri tanıyamıyorlar. Dolayısıyla bunu bilmek önemli. Ama daha önemlisi bunu öğretim programına nasıl yansıtacağımızdır. Belki anladınız ama ben hemen söyleyeyim. Demek ki bu yaşlarda çocuklarda işte iki kale, üç at, işte beş piyon terimlerini kullanabiliriz. Ama at F3, fil G4 gibi terimleri kullanmaktan sakınmalıyız. Bu yapmamamız gerekenlere bir örnek. Bir tane de özellikle yapmamız gerekenlere bir örnek vermek istiyorum. Evet, bu dönemdeki çocukların temel özelliklerinden biri de bu dönemki çocuklar, yani insanlar hayatlarındaki en özgür dönemlerini yaşamaktadırlar. Hiçbir iç baskında olmadığı, pardon bir su içeceğim ağzımı biraz kırdım. Pardon, kusura bakmayın. Evet, bu dönemdeki insanlar, çocuklar hayatlarının en özgür dönemi yaşamaktadırlar. Çünkü herhangi bir iş baskı yok.
herhangi bir dış baskı yok. Tabii bu çocukların böyle bir özelliği olunca bu çocuklara ayrı bir yetenek de veriyor. Bu dönemdeki çocuklar hayatlarındaki dünyanın belki de en iyi oyuncuları olma özelliğine sahipler. Yani hiçbir dış baskı olmayınca, hiçbir iç baskı olmayınca bu çocuklar adeta hür vatandaşlar olarak istediklerini her türlü şey yapabiliyorlar. Evet, bu dönemdeki her çocuk mükemmel bir tiyatro oyuncusudur. Örneğini bir kez gördükten sonra oynayamayacağı herhangi bir rol yoktur. Bir rol verin, onu çok kısa zamanda oynayabilirler. Tabii bizler çocukların bu özelliğinden yararlanmak durumundayız. Evet, insan büyüdükçe iç ve dış baskılar nedeniyle bu oyuncu niteliği kabiliyetini kaybediyor. Evet, oyun alanı daralmaya başlıyor. Dolayısıyla eğitim öğretim sırasında çocukların bu özelliğinden faydalanmak gerekiyor. Evet. Bunun karşılığı nedir öğretim programında? Bunun karşılığı şudur. Drama yönteminden azami bir şekilde yararlanmak gerekiyor. Drama yönteminin bazı üstünlükleri var. Bunlardan bir tanesi, drama yöntemiyle öğrenilen bilgilerin kalıcılığı çok daha fazla oluyor. Drama yöntemi sosyalleşmeyi çok hızlı artırıyor. Ama bizim için bir önemli bir şey daha var. Aile katılımını artırıyor. Çünkü bu sistemin, yani demin bahsettiğim bu sistemin başarılı olabilmesi için mutlaka aile katılımında sağlanması gerekiyor. Ailelerin de bir şekilde bu sürecin içine dahil edilmesi gerekiyor. Drama yöntemi bu açıdan iyi bir araç. Bunu kullanarak hem çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayacağız, hem de aileleri sürecin içine katmaya çalışacağız. Evet, işte bu nedenle öğretme yöntemi içinde drama yöntemini olabildiğince fazla kullanmalıyız. Evet, öğretim programında olması gereken diğer bir özellik de ölçme ve değerlendirmedir. Evet, bir öğrencinin başlangıç durumu ile konuların anlatıldıktan sonraki seviyesini mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Yani başlangıç seviyesinde öğrencinin seviyesi neydi? Biz konuları anlattıktan sonra seviyesi nedir? Bunları mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda uyguladığımız sisteminde sınanması demektir. Yani biz bu işi doğru yapıyor muyuz? Bu açıdan da önemli. Yine ikinci bir önemi daha vardır. Aile katılımını sağlamanın diğer bir yolu da ölçme ve değerlendirmedir. Mutlaka bu açıdan da sistemin içinde bulunması gerekiyor. Evet. Burada ölçme ve değerlendirmede bilgisayar teknolojilerinden de kullanılabilir. Buna ait programlar da yapılabilir. Evet. Evet, mesela demin bahsettim ya, satrancı tahtasını tanıyalım. Buradaki değerlendirme konuları bu. Satranç tahtasını iki oyuncu arasında doğru yerleştirir. Eğer bunu mükemmel yapıyorsa 5 puan, daha az yapıyorsa 4 puan, bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Bunu aileye gösterdiğimiz zaman da onların da sürece katılımını sağlayabiliriz. Evet. İkincisi ise öğretmenlere yönelik çalışmalar. Yani öğretmenlere yönelik neler yapabiliriz? Burada yapılması gereken ilk iş, öğretim programına uygun, onunla paralel yürüyen bir öğretmen kılavuz kitabı yazılması gerekiyor. Mutlaka bir tane öğretmen kılavuz kitabı yazılması gerekiyor. Öğretmen kitabında konular öğretim programından daha geniş bir şekilde tutulması gerekiyor. Mutlaka doğru örnekler verilmesi gerekiyor. Bolca da alıştırma içinde bulundurması gerekiyor. Yine öğretmenlere yönelik olarak videolar hazırlanması gerekiyor. Dediğim gibi videolar hazırlanır, öğretmenlere öğretmen bunların alarak öğrencilere uygulayabilir. Evet, öğrencilere yönelik çalışmalar ne olabilir diye sorulduğunda, öğrencilere yönelik olarak da boyama kitapları hazırlanabilir. Boyama kitabı satrancı tanıtacak, satrancı sevdirecek sevimli resimlerden oluşturulmalıdır. Evet,
satranç taşlarını tanıtan, onları seyreden, onların hareketlerini belirten resimler bu boyama kitabı içinde bulunmalıdır. Evet, bu kitabın yanı sıra çocuklar için de videolar, animasyonlarla ve diğer etkinliklerle bu eğitim materyalleri zenginleştirilmelidir. Evet, evet. Ben kısaca bunları anlatmaya çalıştım. Bu sistemin kurulması için önemli olan unsurların bunlar olduğunu düşünüyorum. Bu çalıştığında bu sistemin kurulmasına bir vesile olacağını inanıyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.